kaza ve kadere gelince kader Allah'ın yarattığı eşyaya verdiği özelliklerin adıdır. Allah'ın yarattığı eşyaya, yani tüm şeylere verdiği özelliklerin adıdır. Örneğin suyun insanı boğması ya akıcı olması veya özgül ağırlığının şu kadar olması, suyun kaderi, su için takdir edilen özellikler olması gibi, bıçağın kesici, ateşin yakıcı olması da bıçak ve ateşle ilgili kaderlerdir. Yani takdir edilen özelliklerdir. Kader, hani Türkçedeki gibi alın yazısı bilmem ne filanla alakası yoktur. Bunlar tamamen uydurup İslam dışı şeylerdir. İnsanın alın yazısı diye bir şeyi yoktur. İnsan defterine ne yazdıracaksa defteri boştur. Kendi yapar, ondan sonra yazılır. Yoksa defteri önceden doldurulmuş değildir insan. Tamam? Böyle düşünmek İslam dışı düşünmektir. İslami düşüncede bunun yeri yoktur. Ona cebriye deniliyor. Sapık mezheplerden. Yani biz ne yapıyorsak bize Allah yaptırıyor. Bizim hiçbir dahlimiz yok. Mesela içki içiyormuş birisi. Sormuşlar, neden içiyorsun? Vallahi Allah hakkında içki içmeyi takdir ettiği için onun takdirini yerine getiriyorum. Niye namaz kılmıyorsun? Demek ki ben kılmamı istemiyorum, kılmıyorum. Yani bunun hiç suçu yok. Kaderiye veya cebriye adıyla anılan bu mezhebin, sapık mezhebin hiçbir haramı, helali falan yoktur. Yani çünkü her şey onlara Allah tarafından yaptırılıyor şeklinde düşünüyorlar. Eski Yunan felsefesinde var bu. Oradan aktarılmış Süryaniler vasıtasıyla Arapçaya. Müslümanlar arasında tasavvuf da bunlara mekan bulmuş, yaşatmış. Bugüne kadar da hala dilimizde bir sürü kaderi, cebri, yani zorlama sonucu anlamına geliyor. İşte kaderin önünde insan bir tüy gibi, rüzgar ne tarafa eserse, yani kaderi insanın ne yapmasını dilemişse, orada ne yazılırsa insan onu yapar gibi, insanın hiç dahli bulunmadığını söyleyen, her ne yapıyorsa, adam öldürüyorsa da Allah dilediği için öldürüyor, içki içiyorsa da, zina ediyorsa da, namaz kılıyorsa da, böyle şey olur. Kur'an kesinlikle buna müsaade veren bir kitap değil. Kader den dolayı insanlar ya da eşya sorumlu değildir. Yani örneğin gözünün görmesi, buradaki uzuvlarının görmesi, şuradaki uzuvlarının işitmesi, bu uzuvlara Allah tarafından takdir eden, biçilen özelliklerdir. Yani bu uzuvların kaderidir. Bu uzuvlarda bu özelliklerin bulunması insana ne sevap ne günah kazandırmaz. İnsanların bu özelliklerden hayrın bulunduğu yerde yararlanmasıyla hayır kazanması mümkündür. Şerrin bulunduğu işleri yaparak da şer kazanması mümkündür. Yani gözüyle helale bakarak helal sevap kazanabileceği gibi harama bakarak haram kazanır. Yani o özellik insana kullanışına göre haram da kazanır, günah da kazandırır, sevap da kazandırır. Yoksa salt gözünde o görme özelliği var diye insan doğuştan haram işlemiş ya da günaha girdir. Çünkü İslam dini Hristiyanlık değildir. Kazaya gelince bir kainat düzeninin, kainatta bir düzen var. Her şey bir düzene konulmuş ve tıkır tıkır işliyor bildiğiniz gibi. Örneğin gece gündüzü hep takip edip duruyor. Gündüz de geceyi takip ediyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'da buyurduğu örnekleriyle. İki türlü kaza var. Yani bir, kainat düzeninin değişmesine müncer olmayan, olsa da kainat düzeninin devam ettiği kaza, olmasa da kainat düzeninin devam ettiği kaza. Örneğin bir adamın başına bir taşın düşmesi, sonucu o adamın başının yarılması veya ölmesi olayı olsa da bu kainat düzeni devam eder. Öyle bir kaza olsa da devam eder, olmasa da devam eder. Yani bugün Türkiye'de 30 trafik kazası olsa da hayat devam ediyor, kainattaki düzen devam ediyor. Bu kaza 5 adede inse de devam ediyor.
Hani olsa da olmasa da kainattaki esas düzenin değişmediği, şeylere kaza dendiği gibi, bir de kainat düzenini değiştiren kazalar var ki o her gün olmuyor. Örneğin kıyamette olacak. Mesela dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak. Mesela dünyanın dönüşü, güneşin doğup batışı filan duracak. Yani kainatın düzeni bozulacak. O da kaza. Şimdi her iki kazadan da insan yine sorumlu değildir. Kazanın gerçekleşmesinde kendinin ne boyutta dahli varsa, rolü varsa, o rolünden dolayı insan sorumludur. Örneğin, sokağa bakan bir pencerenin önündeki betona saksı koymuş insan. Çok şiddetli de bir rüzgar esmiş, o saksıyı düşürmüş. Tam o sırada da aşağıdan geçen birinin kafasına düşmüş ve herifi ıhtırmış. Bitmiş yani, işini bitirmiş. Bundan dolayı o kişi, yani o saksının bulunduğu evin sahibi, İslam hukukunda da, diğer Batı hukukunda da, ben yalan yanlış da olsa hani hukukçuyum ya, şey değil, yani doğrudan insan öldürmekle sorumlu tutulmaz. Tedbirsizlikten cezalandırılır. Yani siz başkalarının da gelip geçebileceği bir yolun bulunduğu yerin üstünde o tarafa düşen pencereye saksı koymakla, yani mesela önüne rüzgarın da onu düşüremeyeceği şekilde demir yapmış olsanız, bilmem ne yapsanız filan, o saksı düşmezdi. Bu tedbirleri almamış olmanızın sonucu, saksı düştüğünden o adamın ölümüne sebebiyet vermeniz sonucu, biraz ceza verilir, biraz yani az bir şey, öyle tahammüden adam öldürmüş gibi değil. Bir de adamın öldürülmesiyle ilgili olarak diyet ödemeniz, yani maddi tazminat ödemeniz gerekir. Abi, insanın yaratılması hakkında bir hadis-i şerif var. Orada insan Ar-Rahmi'ne düştükten sonra üç şeyin yazıldığını söylüyor hadiste. Rızkı, eceli, yani nerede öleceği. Evet. Hadisin alt kısmı, bir insan diyor, cennetlik bir ameli işler, öyle bir hale gelir ki cennetle arasında bir zira mesafe kalır diyor. Yani bir pek yaklaşır. Evet. Hı-hı. Ama önceden yazılan gelir diyor, bu ameli işler cehenneme gelir. Kesinlikle. Böyle bir şey yok. Bu İslam'a aykırı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a aykırı bir söz söylemez. Bu onun sözü değil, onun söylediği sözlerden birisi. Söylediği, söylenen sözlerden birisi. Böyle şey olmaz. O zaman ne diye uğraşıyoruz ki? Emri bil maruf nehy anil münker ne diye yapıyoruz o zaman? O adam gibi işte, niye zeyna ediyorum, öyle yazılmış, ben onu işliyorum. Niye namaz kılmıyorum, öyle yazılmış, onu işliyorum diyelim. Kim defterini kendi okuyabiliyor ki? Yok, kesinlikle bu İslam'ın sözü değil. Bence soru yanlış soruldu. Yok yok, böyle bir hadis var biliyorum. Ama Peygamber'in böyle bir sözü olamaz. Yani böyle bir amel işler ki bir adım kala cehenneme gidebilir. Efendim, o ayrı bir konu. Yani sen iyilik edersin. Yani taşıkla karnımı doyurursun. 5 kuruşluk yemek yedirsin. Arkasından da 115 kuruşluk hakaret eder. Beni küçük düşürürsün. Kaşığıyla verir, sapıyla gözünü çıkarsın. Bu durum ayrı. Bu ikisini de sen yapıyorsun. Yoksa kimse seni icbar etmiyor. Doyuran da sensin. Başıma kakıp istifra ettiren de sensin. Yani o zaman ikisinin de sonucunu göreceğiz. Doyurmaktan 5 sevap kazanırsın. Kusturmaktan 15 sevap. O zaman 10 borçlu çıkarsın. Bunu yine yapan sensin. Yoksa sana zorla yaptırılıyor değil. Ama anlatılan rivayette Allah öyle yazdığı için otomatikman öyle olacak. O zaman kimin ne suçu var? Ya Allah bizim yaşantımıza bakarak onu yazmış. Yani biz istemişiz, irade etmişiz. Bize vermiş olduğu iradenin sonucu olarak. Bu defteri boştur insanın efendim. Kimsenin doğduğunda defteri dolu değil. Eceli doğru. Rızkı doğru. Ama bu gibi şeyler doğru olamaz. Yani o zaman ben şimdi namazı bırakayım, cumaraya yeniden başlayayım, rakım vakı için, ne Allah böyle, kim diyorlar, defterini mi okudun oğlum, hangi sayfasında yazdın, öyle şey olur mu?
Ben irade ediyorum, namazımı hiç bırakmıyorum. Ben istiyorum, Almanya'ya bu gibi işler için geliyorum. Barına, pavyonuna gelmiyorum. Bilmem ne filmi seyretmeye gelmiyorum. Ben istiyorum. Yani beni kimse mecbur etmiyor. Ben kendim mecbur ediyorum. Ben seçiyorum. Siz de öyle. Başka yerde vakit geçirme buraya geliyorsanız kim sizi mecbur etti? Arkanızdan jandarma mı kovalım? Yok. Kendiniz tercih etmediniz. Kendiniz yani bir şeyler öğreneceğiz diye gelmediniz. Tamamen sizin tercihiniz. İnsanın ihtiyarı yoksa hiçbir şey yok. Öyle şey olur mu? Zaten şöyle ölçeceğiz. Ne de sevap var, ne de günah var. Yani hangi davranışta sevap var, hangi davranışta günah var? Dikkat edin, bunlar insanın isterse yapabileceği, isterse yapmayabileceği şeylerdir. Ve sonucunda sevap veya günah olan şeylerin hepsinin ana özelliği bu. Mesela, filan gün ölmenin sevabı veya günahı var mıdır? Yok. O zaman bu insanın seçimine tabi değil demektir. Onu insanın ötesinde bir varlık, yani Allah-u Teala takdir etmiştir. Nerede öleceksin? Sevabı veya günahı var mı? Trende öldüm, sevap mı? Yoksa günah mı? Yok, sevabı da yok, günahı da yok. Arabada öldün, trafik kazasında öldün, devenin üstünde öldün, at tepti öldün. Hiçbir günah da yok, hiçbir sevabı da yok. O zaman bu Allah'ın takdiri demektir. Senin dahlin var mı? Yani sen gittin bu adama tostladın, vurayım, zarar verin diye öldürdün. Canı alan Allah ama ölsün niyetiyle öldürmeyi gerçekleştirecek işi yapan sen olduğun için ceza alıyorsun. Yoksa canı sen aldın diye değil. Dikkat et yani, o işi yaptın, o niyeti taşıdın ve o niyetin gerçekleştirecek iş yaptın diye cezalandırılıyor. Kur'an'da ne kadar mesela, işte ne yapayım ben, cimriyim, elim sıkı, hayır. Cimrilik günah diye belirtilmiş mi? Evet. O zaman ne yapayım, ma yapayım yok. Yani sen mala fazla değer veriyorsun, o kadar. Verme. Verme yani, istersen vermez. İstersen Allah için harcayabilirsin. Harcamıyorsun, avucun sıkı. Tutuyorsun, sıkıp yalıyor, öyle idare ediyorsun. Bu senin mala verdiğin kıymet. Anlatabiliyor muyum? Yani ölçü olarak şöyle bakacağız işe. Kur'an'a bakıldığında ben şahsen acizane böyle anlıyorum. Neyin sevap olduğu bildiriliyorsa, neyin günah olduğu bildirilmişse, bu her ikisi de insanın isterse yapıp sevap işlediği, sevap işlemek için yapabildiği, isterse günah işlemek için yapabildiği şeylerdir. Neyin sonucunda sevap veya günah yoksa bu insanın dahlinin dışındadır. Mübahları kastetmiyorum. Yani mesela şu yaşta ölmek, kaç yaşında? 10 yaşında, kaç yaşında? 1 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında, 90 yaşında. Hiç insanlar 90 yaşında öldü diye sevap işlemezler, günah da işlemezler. Çünkü kaç yaşında ölüyor olmanın sevabı veya günahı yoktur. Böyle bir şey yazmıyor. Şu işi yaparsanız günahdır. Demek ki o işi istersem yapabilirim, istersem yapmayabilirim demektir. Mesela işte boyum kısa, cehenneme gideceğim. Boyumu ben mi kısalttım? Benim elimde. Yok. Bundan dolayı insan cehenneme ya da boyu uzun cennete gidiyor. O olmaz efendim. Böyle sebeplerden cennete falan gidiyor. Cehenneme de gidiyor. İşte gözünün rengi yeşil, bilmem ne, yeşil filan, işte sarı saç, saçtır, yok öyle şey. Sarı saçlı yaratan da Allah bir insanı, kara saçlı yaratan da. Derisinin rengi siyah. Bir zencinin dediği gibi yani Allah'ın boyası mı bitti de yani. Herkese kara boya kaldı da bizi diyor, öyle yarattı, öyle demiş Amerika'da bir zenci bir arkadaşım. Kesinlikle. Böyle bir şeyde diyor, metroda sıkıştım, ya Rabbi insanlar gidiyor, geliyor, bilmem ne yapıyor filan, Abdurrahman Bey anlatmıştı. Ya o namaz kılacağım, hiç kimseye bir laf bile edemiyorum, öyle vızır vızır sanki diyor şey, böyle otomatik oyuncak makineler gibi gidip geliyor. Oralarda dolaşan diyor, böyle 2 metreye yakın, biraz da yaşlı, kamburlaşmış bir zenciye rastladım. Dedim ya işte ben böyle Mr. şeyim ya, Müslüman namaz kılıyor. Geldim sen de Müslümanım. Orada metroda bekçiymiş meğer. Fukara. Bir küçük odası var filan.
girdim diyor, neyse vakit geçmesine ben abdest aldım, namaz kıldım. Sonra diyor, ferahladım yani orada. Onca kalabalığın içinde kurt gibi insan kaynıyor, kendimi diyor yalnız hissediyorum. Kimse yüzüme bakmıyor. Bunu buldum, dünya benim oldu diyor. Yani bir can yoldaşı buldum, konuşuyoruz filan. Adam 3 sene olmuş Müslüman oğlu, 63 yaşındaymış. Ondan sonra hanımı, kızları, oğullar filan hala Hristiyanmış. Okuması yazması da yokmuş zencinin. Abdurrahman Bey, size bir soru soracağım. Buyurun, tabii Amerikan ortamında bu soru çok doğal bir soru. Demiş, iki bahçe düşünün. Bir bahçede tek renk çiçek var. Mesela yalnız kırmızı gül. Bütün çiçekler hep kırmızı gül. Bakımlı da bir bahçe. Bir başka bahçe düşünün, o da bakımlı bahçe ama her çeşit. Hangi bahçe daha güzel, Abdurrahman Bey demiş. Tabii hemen anladım diyor, ben ne demek istiyor. Tabii dedim diyor şey. Yani çok, her çeşit çiçeğin bulunduğu bahçe daha güzel. E demiş, dünya böyle daha güzel değil mi? Kimi siyah, kimi beyaz, kimi... Allah'ım demiş, boyası mı bitti? İstese bizi beyaz yaratamaz mıydı orada, hani siyahlık bir kompleks ya. Bu kara köpek, kara köpek asırlardır herifleri ne hallere koydular kara diye. He. Bu kadar basit bu iş. Ondan dolayı kara olması, beyaz olması cennet veya cehenneme gitmesi için insanın kesinlikle ne gerekir, ne yeterlidir, ne bir şey hiç. Çünkü siyah veya beyazlığına sevap yazılmıyor insanlara. Şunun çocuğu veya bunun çocuğu olmasına sevap veya günah yazılmıyor. Kişiye özel sevap veya günah. Ve o kişinin sevap olarak bildirilen işleri işlemesiyle sevap yazılıyor, günah olarak bildirilen işleri işlemesiyle günah yazılıyor. Sahih iman sahibi olanlar, hepsi bu kadar. Başka hiçbir şeye günah veya sevap yazılıyor. Onun külşeyin alim olması icbari bir ilim değildir. Yani insanı hakkında bilgi sahibi olduğu kişi veya şeyi o şeyi yapmaya zorlayıcı bir ilim değildir. Bu ilmin bir kısmı zorlayıcıdır. Örneğin işte dünyayı yaratmış, şu kadar meyil vermiş 23 derece, işte şuradan şu tarafa, sağdan sola doğru da şu süratle döneceğin demiş. Bu icbari. Dünya buna kafa tutup da ben böyle dönmek istemiyorum, yeter biraz da şu tarafıma dönün, böyle dönün diyemez. Diyemez. Yani bu icbaridir. Anlatabiliyor muyum? Mesela ciğer yeter artık benim hava alıp verdiğim, biraz da böbrek hava alıp versin diyemez. Yani bunu düşünmeyi bile beceremez. O şekilde yaratılmıştır. Ciğerle, böbrekle, bilmem idrar kesesiyle her neyse ilgili bilgilerin tümü, Allah'taki bilgilerin icbaridir. Yani şeyin o şekilde yapması zorunludur. Başka bir şey yapma, aklından bile geçir. Aklı yok ki geçirsin zaten. Nereye neyi geçiriyor? Kimi bilgiler var, yani onun eksiği yok anlamındadır Allah her şeyi bilir demek. Yoksa bizi mecbur ediyor demek değil. Ama bilinç dahil. Bilir, bilebilir. Ondan bir şeyi gizleyemezsin demektir. Bilebilir ama bu bilgi icbari, zorlayıcı bilgi değildir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Diğer örneklerde olduğu türden bilgi değildir. Eğer öyle olsaydı, o zaman Allah kedinin fareyle oynadığı gibi bizleri kendine oyuncak etmiş. Ne olsa daha inga demeden nereye atacağını biliyor bizi. Ne halt edeceğimizi de biliyor. Ne yani, ben senin oyuncağın mıydım? He? O zaman dünyada hiç kimse iyi olmaya çalışmazdı. Derdimiz ne ki iyi olmuyor. Hepimiz ifsad ederdik dünyayı. Ama yeryüzünü ifsad etmek haram diyor. Cezalandıracağım, öbürlerine de mükafat vereceğim diyor. O zaman demek ki yapabiliriz biz. Mükafat alabilecek şekilde davranabiliriz. Ceza alacak şekilde de davranabiliriz. Yani şimdi ben Dursun'a diyeceğim, Dursun, bir jet uçağı kullan, sana arabamı hediye edeyim filan. Bir arabayı değil, dünyayı bağışlasak, adam bir yolcu uçağına yolcu olarak binmiş yani pilotluk. Nerede o, nerede? Hiç haberi yok. Jet uçağı, o daha bir özel, daha fazla süratli filan. Belli ki yapamayacağı şey, yani mükavele, sen laf söyledin balgabağa. Yani yapılabilecek, yapabileceği bir şey söyle de yapıp yapamadığından dolayı, değil mi? Bir şey vermeyin, vaat etmeyin anlamı olsun. Yani ben sana diyeceğim ki arkadaş, bir haftada 10 üniversiteden mezun ol, sana işte Ankara'da bir daire var, onu vereceğim. Dalga mı geçiyorsun benimle demez misin? Yeryüzünde kim bitirebilir lan bir haftada 10 üniversiteyi? Ne söylüyorsun sen bana? Yani
Kulu da Allah'a böyle söyler. Allah kendine böyle söylettirecek iş yapar mı? Yapar mı? Haşa. Haşa ve kella yani. Değil mi? Böyle şey olur mu? Yani bana kulluk etsinler diye yarattım diyor mesela. İnsi ve cinni. Ama kulluk etmeye icbar ediyorum demiyor. İcbar etseydi sıkıysa kol da kulluk etmedin, sıkıysa lenin de etmedin, mal da etmedin. Alayımız davar gibi ederdi. Ama davar gibi diyor, dikkat. İnsan gibi değil. Çünkü insan öyle yaratılmamış. İnsana seçme hakkı verilmiş. Yani doğru yol göstermiş, eğri yol göstermiş. Şurada da diyor ki, vallahi bu yolda yürürsen sen için. Şuraya da varacağını söylüyor. Orada da şöyle şöyle bir hareket. Bu yolda yürürsen sen bilin. Evet. Bu yolda böyle böyle berbat diyor. Arkasında varacağın yerde daha berbat. Neşen bilir, buyur. Seç, beğen, al. Bizim malımız muhayyer diyor yani kısaca. Yalan. Öyle değil mi doğru? Ben şunu şöyle anlayabilir miyim? Mesela diyelim ki Allah bizi bu kavşağın ortasına koydu. Biz bu kavşağın ortasındayken Allah bizim hangi istikamete gideceğimizi bilmiyor. Ya bilse bilmese ne olacak? Niye onu karıştırıyorsun ki? Sen bileceksin, sen. Sen seçeceksin. Bilsin mi? Onun bilgisi varsa dahi, biliyorsa dahi icbari bir bilgi değil. Yani mesela ben efendim işte filan çikolatayı çok seviyor, onu biliyorum. Biliyorum demek her gün ağzına çikolatayı ben dayıyorum, ya bakayım şunu. Mı diyorum demek. Yok, o kendisi istiyor, seviyor. Kendisi seçiyor, kendisi yapıyor bunu. Ben yapmıyorum. Ha? Yani biliyorsa böyle bir bilgi bu. Anlatabiliyor muyum? Yoksa icbari değil, icbarinin örneğini verdik. Evet. Gayb, kısaca bilinmeyen demek. Net ve yalın karşılığı bilinmeyen demek. Bilinmeyenler iki türlüdür. Bir, bilinebileceği halde bilinmeyen, biz bilmediğimiz için, biz muhtali olmadığımız için bilemediklerimiz. İki, bilmek isteseniz de bilemeyeceğiniz, ulaşıp erişemeyeceğiniz bilgiler açısından bilinmeyen. İkisi için de genel olarak gayb kullanılır. Mesela Kur'an'da Allah diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Musa ile Firavun arasında geçen konuşmaları anlatıyor. Onlar böyle böyle konuştular, böyle yaptılar. İşte Musa ona şöyle söyledi, Firavun ona şu cevabı verdi filan. Arkasından da ayet ilave ederek diyor ki, bunlar gayb haberlerindendir. Biz sana bildiriyoruz da öğreniyor, biliyorsun. Yoksa senin ondan haberin yoktu diyor. Yani bilmiyorum. Biz sana bildiriyoruz. Şimdi Firavun'la Musa'nın konuşması bilinemeyecek bir şey değil. En devrede yaşanmış. O konuşmalara şahit olmuş. Firavun'un ve Musa Aleyhisselam'ın yanındakiler onu duymuş, biliniyor. Fakat zaman içerisinde kaybolmuş. Yani unutulmuş. Kaybolmuş. Gayip olmuş adı üstünde. Ama Allah biliyor. Allah'ta unutmak yok. Ve o hatırlatıyor. Diyor ki böyle böyle olur. Bilinebileceği halde bir zaman geliyor, bilinemez oluyor bazı haberler. Mesela Sümerler yaşamışlar Mezopotamya'da, örneğin. Fakat unutulmuş gitmiş. Hiç öyle bir kavmin varlığı, ötesi, berisi ne bir eser kalmış, ne bir şey kalmış. Meğerse o alivyonlu topraklar, o vadide, Dicle, Fırat arasında yaşamışlar, o mümkün arazide, kaybolmuş. Yani birike 4,5-5 metre tarih boyunca toprak birikimi altında kalmış o şehirlerin harabeleri, su yollarının, mabetlerinin filan ve yok hiç. Bundan aşağı yukarı 120 sene, 130 sene evvel filan veya 150 sene evvel bir çiftçi Irak'ta çift sürerken nasıl olduysa sabanının ucu bir şeye takılıyor. Bakıyor bir şey çıkıyor, bu nedir, medir falan filan derken işte İngilizler işin içine göre arkeologlar, Almanlar falan filan kazı 4,5 metre toprağın altından Ur şehri, Ninova şehri filan diye bildiğimiz o Babillerin, Sümerlerin filan zamanında içinde
yaşadıkları o Hammurabi kanunları bilmem neler, o tabletler, yani kanunların yazıldığı tabletler filan çıktı. Dünya asırlarca orada hayat sürmüş koskoca bir toplumu hiç bilmiyor, unutmuştu. Bu gayb bir tesadüfün sonucu, gayb olmaktan yani bilinmez olmaktan çıktı ve insanlar şimdi Sümerleri biliyor. Bütün kitaplar yazıyor. İşte onlardan kalan şehirler, kanunları, nelerden bahsediyor, bilmem ne yapıyor, ben ta oraya kadar öğrendiler. Bilinebileceği halde zaman içerisinde kayboluyor. Yani bilinmez hale geliyor, unutuluyor. Bu gayb olduğu gibi. Bir de çalışsanız, didinseniz, uğraşsanız bile bilemiyorsunuz. Ulaşamıyorsunuz. Mesela levh-i mahfuzda korunan levhada neler yazılı bilmiyorsunuz. Çalış, füze gönder, bilmem nereye göndereceğim, nerede levh-i mahfuz. Yani o levhalar hangi gezegende? Tabii şöyle söylerken bile gülünç oluyor durum. Yani anlatabiliyor muyum? Bilemezsin. Yani ne kadar çaba sarf etsen onu öğrenmek için öğrenemezsin. Örneğin, ecelin ne zaman gelecek öğrenemezsin. Efendim, ecelim geldi mi gelmedi mi, hadi bir öğrenmeye teşebbüs edeyim. Nasıl? İşte 10. kattan kendimi atayım. Atıyorsun, zıbardıysan gelmiş. Ölmedin, sürünüyorsan gelmemiş. Ha anladım, anlıyor musun? Ama o kadar bahaya anlamak da çok avanaklıktı oldu. Değil mi? Hayatın boyunca felç, kötürüp kalıyorsun. Olacak iş değil. Ve Allah açık açık Kur'an'da gaybla ilgili ayetlere bakıldığında bilinmeyenine, yani gaybına, kendi bildiklerine diyelim diğer bir ifadeyle, diğer bir açıdan, kimseyi ortak etmiyor. Yani kimseye bildirmiyor. Bu bilgileri ikinci bir şahsa da vermiyor. Peygamberlerine gaybtan bilgiler veriyor ama peygamberleri de hemen diğer insanlara bunu tebliğ edince arada bir farkta kalmıyor. Yani onun bildiğini sen de biliyorsun. Firavun'la Musa Aleyhisselam arasında neler konuşuldu, neler geçti, Muhammed Aleyhisselam duyuyor, hemen o gün biz de duyuyor, çünkü o gün bize de duyuruyor, yani görevi yok. Öyle değil mi? Evet, kısaca gayb bu ve bu biliyor, bilmem şuradan haber veriyor, falcı şöyle işte çalınan bohçayı bildi de, bileziği buldu da, bunların hepsi üfürük şeyler. Sen belki bir takım ipuçları veriyorsun. Hiç fark etmeden, onlar çok zeki insanlar, yani beceriyorlar bu işi. Ama seni uyutuyor ayakta, hiç verdiğin bilgilerden haberin yok. O bilgilerden yararlanarak o muhakeme kuruyor, bilmem ne, sonuç çıkarıyor. Sen sanıyorsun ki o gaybı bildi. Kim olmuş lan gaybı bilecek, mümkünü var mı bu iş? Yok. Yani böyle şeyler yapıyor. Mesela Kemal Pilavoğlu diye, Pilavoğlu, Pilav'ın Ticani tarikatının bir lideri vardı, hukukçu, CHP'li bir adam, 1950'li yıllarda. Çok enteresan bir tipti, Bozcaada'da filan sürgün, ben İmroz'da, Gökçeada'da yattım, o da Bozcaada'da yattı. Benim yattığım Boğuş'ta da yatmış, 9. Boğuş'ta, Ankara Mahallesi'nin. Şimdi ne yaparmış fukara insanlar, işte bu ermiş mermiş filan diye, zavallı Ankara'nın köylüleri geliyor, okuması yazması yok çoğunluğu. Şık filan işte dinini seviyor ya, şeyhe işte hizmet ederse, bir şeyler ikram ederse, o da Allah katında ona işte koltuk çıkar yani. Öyle düşünüyor he. Fukara işte taze güzel eliyle yaptığı tereyağlar, ballar bilmem neler falan alıp geliyor. Şimdi kapıda bir diyafon koymuş bir adamı var. İşte buyur, adın ne, nereden geliyorsun, hayır işte çubuğum bilmem Hasan Kaya köyünden geliyor. İyi hoş geldin. Adın ne? Hasan. Peki çoluk çocuk işte 3 oğlan 2 kız var köleniz. Tarla takke işte 2 koca öküz var. 15 dönüm yerimiz var. Biraz da bağımız var. Önünde diyafon var. Yukarıda Kemal Pilavoğlu dinliyor. Bütün bunları kaydediyor. Tamam mı? Ben işte çam sakızı çoban arma. Hebede ne var? Niye zahmet ettin? Cam ne zahmet işte? Biraz tereyağıyla bal getirdim filan. Hepsi. Adam safsa hepsini dökülüyor. Şimdi yukarıdaki de dinliyor bunları. Bu merasimden sonra peki bakayım şeyh müsaitse sizi görüştüreyim. Fukarayı karşısına çıkarıyor iki büklüm. Şimdi Pilavoğlu başlarmış adamı. Ooo çubuğu Hasan Kahya köyünden Hasanoğlu Hüseyin. Hoş geldin. Adam şaşırıyor. Nereden bildiğin. Fukara ne gariban yani diyafonu kim bilir bunlar elbiseler. Hala da bilmeyen bir sürü insan var yani köyde diyafon gereği yok ki bilsin.
Almancı falan olduysa gelip gittiyse bilir, tanırsınız. Ama köyünden dışarı çıkmayan adam diyafonu nereden bilir, megafonu nereden bilir? Bilir mi? O konuştu etti, hiç konuştuğunu da unutuyor heyecanından. Tamam mı? Bütün döküldü. İşte niye zahmet edip de balla yağ getirdin? Biz zaten pek yemiyoruz. Ulan getirdiğimi de biliyor. Eyvah! Bilmem ne filan. Yani adam artık her şeyi bilen olup çıkıyor. Düpedüz üçkağıtçı bunlar. Evet. O adamın saflığından yani, bunun çok kurnazlığından değil. Bu biraz işte uyanık davranıyor. Öbürünün cehlinden yararlanıyor. Tamam mı? Bir olay da benim başıma gelmişti. Enteresan. Uşağın bir köyünde, Karahanlı Gazası'nın Garbasan köyünde öğretmenim. Sene 1964. 29 sene evvel. Saf bir tenekeci Mustafa var. Bin yılın bir başı uşağa gitmiş. Hani Karahanlı'nın pazarına bile zor gider. Zavallı bir tek. Daha evvel de çok uyanık bilmem ne Karahan diye birisi var. Afat uyanık bir adam. O da ziyaretime geldi. Hocam uşak pazarından ne aldın baksana şuna. Bir mum almış şöyle sabun gibi. Hani kağıda sürerler. Ondan sonra o kağıdı bir resmin üstüne şöyle yaptım mı o resim oraya çıkar ya. Hatırlıyor musun? Ondan. Böyle kasaba, vilayet pazarlarında pek satılır. Takımı da bunlara bayılır. Ne var? Onu almış gelmiş onu gösterdi. Şimdi o gitti, tenekeci Mustafa geldi. Dizler çöktü, öyle oturuyor, secdede. Namazda gibi zavallı. Ne var ne yok? Hocam uşağa gittim, zaten urubasından belli. Yıkılarını giyip gitmiş. Köyde hiç giymez. Uşağa giderken giyelim. İşte hocam işte bir şey aldım. Dur dedim Mustafa. Cebinde ne var ben sana söyleyeyim. Hocam falan evet. Şöyle çok yumuşak mı, biraz sert mi desem, biraz yumuşak gibi görünüyor filan. Öbüründen biliyor muyum ne alırım? Bu kara da zaten kendi başına bir şey alacak hali filan yok. Biraz dedim numara çekeyim şuna, bakalım ne diyeceğim. Dedim rengi şöyle biraz griye mi benziyor, soluk mu ne, öyle gibi geliyor ya, pek net de göremiyorum filan diyorum. benim gözüm gidiyor cebindekine bakıyor. Ben de bakacağım ulan göz işte. Doğrudan doğruya bakar, şöyle bakamaz. Viraj miraj alamaz yani. Mustafa'yı iyice hayretten dondurdum arkadaş, iyice bildim ben. Dedim biraz resimler gözüme görünüyor falan diyor. O hızlı konuşuyor, o da saf değil ya, iyice beni uçurur. Vallahi bildim hocam, sen cebindekini bildin, ben bütün köye zor. Ulan avanak ustam, tut! Senden evvel dedim, Karahan geldi şu uyanık herif, o da almış. Sen zaten kendi başına bir şey alacak mı olacak halin mi var? Gittin hemşehrin, bir de ben alayım dedin. Hani tabi ilahiyete gitmişsin, bir para harcayacağım, ne harcayacağını da bildin yok işte. Çoluk çocuk oynar diye almışım. Oradan tahmin ettim lan dedim, yani başka ne alacaksın? Hani onu alırken sen gidip bilmem ne bilinmez bilgisayar alacak değilsin. Yani dokunmasan böyle yararlanıyorlar. Milletin avanakında ondan sonra yemin billah, vallahi de bildi, billahi de bildi cebimdekini diye beni köyde gayri bir haftaya kalmaz uçururlar. Gayri kuzusu kaybolan bana girdi. Hocam kuzu bizim dağa hangi dağda kaldı? Kurt yedi mi yemedi mi? Arasak bulabilir miyiz? Hatta işin içinden çıkabilirsen. Vallahi hep böyle oluyor yahu. Hep böyle oluyor. Göre yapıyorlar yani Allah'ın kullarının böyle saflığından, biraz da artı avanaklığından yararlanıp kendilerini uçurtturuyorlar, kaçırttırıyorlar. Oho, oh. Kur'an'da diyor ki, Allah peygamberine dedirtiyor ki, ben size gaybı da biliyorum demiyorum. De onlara diyor. Ben size kaybı biliyorum da demiyorum. Üstelik kaybı bilseydim bana gelecek zararlardan kendimi korur, kendime menfaat sağlar, yarar sağlardım de onlara diyor. Bu ayet o hadislerin topunu sollar geçer abi. Aynen o Porsche gibi yani. Tamam mı? Var mı diyorsun? O öbürleri üfürük. Böyle şey oldu. Yani aslında gayip iken biz size bildirdik diyor. Mesela Maracel Bahreyni yeltakiyan tebi eyyâ lâ irabbikumâ tükezibâ. İki denizin karışmadan birbirine bitişik olduğunu Muhammed nereden bilsin? Ne dalgıç, ne denizci, ne kaptan Gusto gibi değil mi?
denizde yolculuk bile belki yapmamış, bırak dibine dalmayı, bunu bilmiyor. Ama Allah ona bildirdiği için biliyor, biz de Allah bildirdiği için biliyoruz. Kur'an nasıl bildirdi? Tabii öyle tabii. Yani onun dışında zaten diğer ayet olmazdı o zaman. Yani onlar hep peygamberin gaybı bilmesi gerektiğini, bilmeyen, madem Allah'ın elçisisin, işte Allah'ın bildiklerini gibi ondan bir şeyler bekliyorlar Kureyşliler. Allah da onlara cevap olarak diyor ki, de ki onlara, gaybı da bilmiyorum, yani size gaybı bildiğimi de söylemiyorum. Şimdi hem bir taraftan gayb bildiriliyor kendisine, bazı gaybları biliyor, onu bize de bildiriyor. Ama buna rağmen böyle söyletiyor onu. Devamla diyor ki, gaybı biliyor olsaydım, karşılaşacağım zarardan kendimi korur, kendime menfaat sağlardım. Bunları söyle onlara diyor Allah. Yoksa, yani evet gaybı biliyorum, ha, bak yarın ne olacağını söylersem görürüm şimdi filan diye hiç bir şey yok ortalıkta var. Yarın sıkıştırması var, yarın gelin diyor mesela. Öyle. Ayrıca tabii yani mesela gaybı bilseydi arkadaşlarını ölüme göndermezdi. Biri maune olayları filan var ya o kabileler, biz kalabalığız, bize İslam'ı öğretmek için yanında yetiştirdiğin adamlardan ver de götürelim onları, yedirip içirelim, bize İslam'ı anlatsın, öğretsinler, toplan, Müslüman olacak diye kandırmışlar Peygamber. Gaybı bilen adam kanar mı lan? Kandırmışlar, o da onlara bir sürü adam vermiş. Herifler yolda tuzak kurmuş ama aynı kılıçtan geçirmiş. Bir iki yaralı canını kurtardı, geldi de o zaman haberleri oldu. Gaybı bilen adam, yani ya ne olacağını, bunları götürürken benim arkadaşlarımı yetiştirdiği, ne yapacaklarını bilen adam demektir eğer gaybı biliyorsa, değil mi? Olmadık şeyi, o zaman gönderir mi? Gönderdiyse bu adam ölüyor arkadaşlarını, ölüme gönderdi demek, bu nasıl peygamber olur mu? Yani muhakeme etsek, hani bu gibi işleri ben genelde şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bir çarpma verirsiniz ilkokul 3. sınıfta mesela çocuklara. 7 kere 9 bilmem kaç filan, 17 kere işte 7'yi çarptı. Çarpar, ondan sonra da hani kim yaptı? Herkes parmak kaldırır. Şimdi bakarsan o parmaklara herkes yapmıştır, 1-2 kişi hariç. Varırsın bakarsın, yaptım tabii, hadi bakalım nasıl yaptım oğlum, 17 kere 7 kaç? Bir çarp bakayım işte, 7 kere 7, 63 hocam falan öyle, yani heyecanla evvel yapacağım diye yazmış ama parmağına bakarsan o da doğru. Sağlamasını yaptırınca çıkıyor meydan. Sağlamasını ya, aa hocam işte 49 diyecektim, 63 demişim. E tabi ya oğlum işte öyle oluyor bu işler. Ya yavaş yapsana. Ha, yavaş yap da doğru çıksın çarpma hesabım. Yani öyle insanlar bakıyorlar, efendim şu olay nasıl, yani birçok şeyi, faktörü bir araya getirdin mi her şey yerli yerini buluyor. Gerçekten gaybı bilmiyor peygamber, yani gaybı bildiğini, bilmediğini Allah söyletiyor ona Kur'an'da, onun ağzıyla, yani de ki onlar diyor, ben gaybı bilici de değilim. Daha delil mi istiyorsun? Kim istiyorsa o zaman havasını alır yani, avucunu yalnız. Ne delil? Abi bunlar Allah açık açık söylüyor. Ama Allah'ın yok öyle iş diyor. Evet. Tamam da şimdi ona özel ve ümmeti, insanları ilgilendirmeyen bir şey varsayalım, işte bal şerbetini içmiş de bilmem ne de, yahut şu bilmem şu dedikoduyu şu yapmış da hanımlar arasın bunu bildirmiş. Bunun bizimle alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bize tebliği de gerekmez. Bizim bilmemiz de gerekmez. Yani hanımınla aranda bir takım problemlerin var. Örneğin. Bunun başkasının bilmesi gerekir mi? Sen de bir dava adamısın, peygambersin. Yok, gerekmez. Efendim işte ucuz kumaştan entari aldı diye sana canı sıkılıyormuş. Ne var bu? Canı sıkılacak şey de değil ama canı sıkılsa da işte onunla senin aranda. Bu ne Dursun'un gönderi, ne beni, ne Hacer'i, ne Fatma'yı, ne Ayşe. Onun özel şeyler zaten bizi ilgilendirmiyor. Din özel olmaz, din genel olur. Yani dinle ilgili bir şey biliyor da Muhammed kendine saklıyorsa onun hesabını vermez. Bu mümkün mü? Hayır. Üstelik bırak saklamasını, yani müşriklerden bile saklayamıyor. Ebu Bekir kabul ediyor. Gelen ayetleri Ebu Bekir'e okuduğu gibi Ebu Cehil'e de en kısa zamanda duyurmanın yollarını arıyor. Çünkü görevi bu. Yani yalnız seni sevenlere, dinini kabul edenlere bu ayetleri söyle, gerisi boş ver, havasını alsın demiyor Allah. Onlara da bütün pahasına rağmen, mesela
Düşün, Musa korkmuş gönderilen vahyi, işte git Firavun'a tebliğ et diyor. Ulan Firavun'un yanına yanaşılır mı Allah muhafaza? Adam un ufak eder. Tabii köpeklerine yedirir. Asar şuraya diker, akbabalar gelir beynimi oyar. Firavun'a yanaşmak şakası var mı? Sana yanaşmak, bana yanaşmak gibi değil ki. Korkuyorum ya Rabbi diyor açıkça. Kur'an söylüyor, ben duymadım bunları Musa'nın ağzından da, değil mi? Kimse duymuş değil zaten. Korkuyorum diyor. Biz varız arkanda diyor. Yani bize güven. Bundan sonra Musa diyor, benim dilimde rekaket var. Yani biraz kekemelik var. Kardeşim Harun güzel konuşuyor, güzel anlatıyor ya Rabbi, daha seri konuşuyor. Onu bari diyor, bana yardımcı ver. Peki diyor. Onu yardımcı veriyor ve Harun'la beraber Firavun'a gidiyorlar. Yani onu fark edecek adamı. Arka çıkıyor, Allah da yapıyor bunu. Yani peygamber oldu diye korkmayacak mı? Var mı korkmayacak? Korkar ya. Allah Allah. İnsan mı korkar? Kim korkmaz? Daş korkmaz. Odun korkmaz. Nereden bizim korkmayı şu? Baltayı kaldırsam iyi mi diyecek? Dudağı mı çatlayacak? Yok, bu da öyle durur. Ha üstüne çiçek koymuşum, ha baltayı kaldırmışım. Öyle durur. Ne, bilinç yok ki. Bu gibi şeyler insan için. Değil mi? Mesela hayvana şöyle beynine tabancayı tutuyorlar, öyle hayvan bakıyor. Halbuki sana tutsalar hayvan bakar mı? Sararın, solan bir şeyler oğlum. Ne yapıyor yani, gözlerin kıvasından vurur. Şunun içinde ki uzun var ya bu akıl, o işi değiştiriyor. Öbürü hiç. Kocaman öküz öyle. Ulan öküz gibi durur mu? Vuracaklar seni işte lan. Boynumun azıcık kımıldatsan herif havasını alır. Yok. Öyle bakıyor. Mal bakıyor. Zaten öyle yaratılmasaydı hiçbirisi ne derisinden, ne etinden, ne sütünden, ne kırından, ne dalından hiçbirisinden istifade ettirmezdi. Akıl, atta azıcık akıl bulaşıyor olsaydı o gücüyle kimi sırtına koyuyordu? Hadi bakın yürü, tekmeyi koydun mu? Kaban mayın var ulan ondan git, hadi. Sırtıma inayayım mı seni bitireyim? Öküz da var, yine kendini kestirir miyiz lan o gücüne? Boynuza bir tahtın mı bizi, Allah yürü. Sapan taşı gibi nereye düşeceğimi şaşırır. Ve acımızdan da nefesimiz kokardı yani insanoğlu. Değil mi? Şu. Beğenmediğin soğan bile azıcık aklı olsa ne bu lan? Sen yiyeyim diye mi ben bittim? Yedirmiyorum lan sana kendimi. Dedim mi açsın işte. Buğdayla öyle olsaydı. Diyor ya bütün eşyayı insanın emrine tesir ettik. Yani emrine verdik. İşte onları akılsız yaratmak suretiyle bizim istifademize sunmuş. Yoksa acımızdan nefesimiz kokar biterdik. Yani kaç gün en fazla yaşar insan yemeden içmeden. Su kendini bize içirmeseydi mesela, içerken şu katılacı verse boğazımızda ne yapacağız? Hık mık derken gittik. Bitti. Yine Kur'an-ı Kerim bu soruları cevaplandırıyor bak. Şöyle diyor. Namaz sizden evvelki ümmetlere de farz kılındı diyor. Yani daha evvel de farz kılınmış. Oruçla da sizden evvelki ümmetler oruçla da farz kılınmış. Zekat da onlara farz kılındı. Ayrıca namaz rekat sayısı dışında bütün erkanıyla Kur'an'da mevcut. Abdest namazın erkanından değil mi? Evet, Kur'an'da yok mu abdest? Var. İstikbali kıble namazın erkanından değil mi? Namazı namaz eden şeylerden evet. Kur'an'da yok mu? Var. Kıyam yok mu? Var. Rükû yok mu? Var. Secde yok mu? Var. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor namazda. Yok mu? Kıraat var. Hepsi var. Bir rekat sayısı yok. Doğru. Bunu da Peygamber aleyhissalatü vesselam örneğin sabahı iki kılmış, farzları kastediyor. Öğleni dört kılmış, akşamı üç kılmış. Yani birbirinden farklı üç ayrı sayı. Eğer yanlış yapmışsa biz onu düzeltecek değiliz. Yani niye iki kılıyorsun? Sabahı da dört kıl demeliydi Allah. Deyince de Kur'an'a geçerdi vahiy olduğu için. Biz bilirdik ki İki kılarak yanlış yapıyor, yanlış yapmış, o yüzden dört kıl demiş derdik, emin ayağını sağlam basa basa. Böyle bir şey gelmediğini, onun oldum olası hep iki rekat kıldığını da bildiğimize göre, sabah için konuşuyorum bir örnek olarak, kesinlikle en küçük ve zayıf bir rivayet dahi yok ki sabahı peygamber bir defa da üç rekat kılmış. İki defa da dört kılmış diye asla bir farklı rivayet yok. Kim rivayet etmişse kitlelerinde
sabah namazını iki kılar. Zaten o devirde namaz dendiği zaman farzlar anlaşılıyor. Nafile deniyor diğerlerine. Bugün sünnet denenlere o zaman nafile deniyor. Yani namaz dendiğinde, salat dendiğinde herkes biliyor ki peygamber başta olmak üzere farz namaz. Dolayısıyla peygamber yapmış, şöyle yapmış, kesin olarak biliyoruz. Sabahı iki kılmış örneğin, öğleni dört kılmış. Bundan hiç tereddüdümüz yok. Yani neredeyse Kur'an kadar eminiz, neredeysesi de fazla. Çünkü zayıf bir haber dahi aksine yok. Bütün haberler, bütün rivayetler böyle. Tevatür. Evet. Allah-u Teala da onu değiştirmemiş, düzeltmemiş. Yani düzeltilecek bir şey görmemiş. Demek ki tasvip etti. Öyle yapılmaması gereken bir şey olarak görseydi Allah-u Teala elbette ki müdahale eder ve düzeltirdi onu. Öyle değil, böyle yap. Mesela başka olaylar örnek olarak veriliyor. Diyor ki senin Mescid-ül Aksa'ya doğru kıbleye olarak dönmenden içiyim sıkılıp daralıp durduğunu biliyorum diyor. Biliyorum diyor. Ayet. Aslında doğuya da dönseniz, batıya da dönseniz, Kabe'ye de, Kudüs'e de, Mekke'ye de dönseniz her taraf Allah'ın yönü diyor. Ama artık diyor yönünü Mescid-ül Haram'a döndür diyor. Yani o andan itibaren biz biliyoruz ki daha evvel peygamber Mescid-ül Aksa'ya dönüyor. Ha? Ve yönümü şöyle döndür. Bu ayet bize açıkça anlatıyor ki artık kıble değişti. Yani içinden arzular dururmuş. Allah onu da aşağı vuruyor. Mesela Zeynep olayında, yani Zeynep'le evlenmek istediğini içinde geçiriyorsun. Fakat insanlar ne der korkusuyla da dışarı vuramıyorsun. Yani rezil olurum. Bak bak şöyle şöyle derler, böyle böyle derler. Hiç rezil filan olma. Çünkü yani öyle düşünme. Araplarda bir adet var işte evlatlığının babası sayılıyor İslam'dan önce. Kimse kimse değildir asıl babasının dışında diyor. Yani İslam'da evlatlık yok. Birisini alırsın, yetiştirebilirsin falan filan ama nüfusuna getiremezsin. O çocuğun babası ne? Hasan. Ölmüş 6 aylıkken veya daha anasının karnında. Tamam, Hasan'ın oğlu. Yoksa Ercüment'in oğlu olmaz. Böyle demeyin. Herkesi babasının adıyla çağırır. Yani Araplarda falan oğlu filan, yani Ahmet oğlu Hüseyin deniyor ya. Böyle çağırır. Yani bunu bırak. Ayrıca şimdi evlatlığının da babası sayıldığından mesela evlatlığı olan kişinin boşadığı hanımı da evladının hanımına al bak. O da keyif görülüyor. Bunlar diyor sizin aranızda geçerli olan şeyler. Benim katımda böyle şeylerin itibarı yok diyor Allah. Yani alabilirsin. Zeynep'ten dolayı. Zeyd'in hanımı ya. Zeyd'le geçinemiyor. Zeyd boşayacak. Bu da almak istiyor. Zeynep de buna varmak istiyor. Fakat el ne der diye korkuyor. Allah onu ferahlatmak için bu işin yapılabilir olduğunu göstermek için diyor ki yap bunu. Yani al. İçinde geçirdiğini biliyoruz. Fakat insanlardan sakındığın, çekindiğin içinde diyor bunu bir türlü dile getiremiyorsun. Allah ona güvence veriyor. Yani yap bunu diyor. Şimdi dikkat ederseniz yani bütün bunlar çok güzel açıklıyor ne demek istediğimizi bu konularda. Yani Allah elçisinde bir yanlış gördü mü, yanlışsa eğer düzeltiyor. Eğer sesini çıkarmamışsa, o şunu şöyle yaparken, o hiç sesini çıkarmıyorsa bu bozulmasın diye işte mahcup olur filan, onun için sesimi çıkarmıyor. Yok, öyle bir iş dinde olmaz. Çünkü dinim yanlış anlaşılacak. Düzeltmez olur muyum? Yani Allah için öyle düşünün. Mümkün var mı? Olur mu? Ben şöyle murad edeceğim. O yanılarak başka türlü yapacak. Fakat ben işte kulum ve elçim mahcup olmasın diye dokunmayacağım. Dokunmuyor. Öyle tehdit ediyor ki müşrikler onu biliyorsunuz. İtham ediyorlar. Sen kendi laflarının bir kısmı için bunları bana Allah söylüyor diyorsun. Bizi mi aldatacaksın? Biz kadar mıyız? Demeye getiriyorlar. Allah üstlerine varıyor açıkça. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهَا diyor. O hevasından konuşmuyor. Yani o lafları size söylerken benim ona vahyettiğim için ancak onlar bana Rabbimin vahyettiği diyor. Öyle dedikleri benim ona vahyettiklerim. Yoksa kendi lafı için sizin söylediğiniz gibi eğer o onları bana isnat etse var ya şah damarından onu yakalar
Ayette öyle söylüyor. O kendiliğinden bir söz söyleyip sonra o sözü bize isnat etse. Ne demek bu? Yani bu sözü bana Allah söyledi dese ciğerini sökerim onunla. Ciğerini söker. Türkçe böyle. Şah damarından yakalar, sağ elini ondan alırız diyor. Sağ elini bir deyim Arapça. Yani ocağını batırırız, onu ufak ederiz. Yok ederiz onu. İçinizden kimse de onu elimizden kurtaramaz diyor. Evet. Hadi bakalım. Ne söylediğinizin farkında mısınız? Salaklar. Ben Allah'ım be, yani bir elçim de olsa şöyle yapacak, istemediğim bir şey bilmem böyle yapacak, yanılacak, ben onu bırakacağım onun yanına. Siz neyle uğraştığınız, yani neyle uğraştığınızın farkında mısınız? Ha? Karşınızda Allah var. Aklınızı başınıza alın diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Hele bir elçim benim, imtiyazlı öyle şımarık falan kulum da yok, elçim de yok. Hele bir öyle bir şey yapmaya kalsın, onu duman ederim ya. Açıkça öyle söylüyor. Peygamberi insanların da düzelttiği yolu, yanılıyor çünkü, unutuyor. Bir namazı, dört rekatın namazı, iki rekatta selam vermiş. Dört rekat kıldım zannıyla. Biz de yanılmıyor muyuz? O da bizim gibi işte. Biz acıkıyoruz, o da acıkıyor. O yanılıyor, biz de yanılıyoruz. O susuyor, biz de susuyoruz. Hayır. Arkadaşlara hemen demişler ki, ya Resulullah, namaz değişti mi? Demiş ki hayırdır, ne değişmesi, ne oldu, niye sordunuz? Demişler ya dört kılıyorduk mesela öğlen fazla, siz şimdi iki rekat daha, öyle mi demiyor, o zaman ben yanılmışım. Hemen iki rekat daha kılıyor ve tamam. Şimdi bu gibi şeyleri kullar düzeltiyor, nasıl düzeltiyor biliyorsunuz, yani bugüne kadar bildiğinize göre soruyorsunuz. Hani yanlış yaptın demiyorlar, dikkat edersen bak. Diyorlar ki namaz değişti mi? Öyle ya, bugüne kadar işte öğlenleri olduğunda dört rekat namaz kıldırıyordun bize. Şimdi iki rekat da selam verdik. Doğru ya, sen Allah'ın elçisisin evvela, sen bileceksin bu işi. Yani değişti ise bilelim. Hani bundan sonra hep mi iki kılacağız? Anlamına. O da diyor, öyle mi yaptım, o zaman yanılmışım. Yani bana öyle bir şey bildirilmedi diyor. Değişmedi yani. Farkında değil ya. Farkında olsa dört rekat bir namaz, iki de selam verir. Farkında değil. Bildiğiniz gibi tevekkül, vekele kökünden türeyen, vekil edinme diye Türkçe'de de sık sık kullandığımız bir tabir, bir deyim. İnsanların birbirlerini vekil edinmeleri gibi İslam ıstılahında Müslümanların Allah'a vekil edinmesi, Allah'a tevekkül edinmesi, tevekkül etmesi olarak anılan bu deyimin anlamı, yapacağı işlerde Allah'ı vekil ittihaz etmesi, yani onu kendisine bir yerde kefile benzer, kendi adına hareket eder göstermesi anlamına gelen bir deyim. Fakat yine kaderi anlayışın, cebri anlayışın etkisiyle olacak. Çünkü onlarda bozuk bu anlayış. Hala Müslümanlar arasında yanlış anlaşılan deyimlerden biri de, kavramlardan, yanlış kullanılan kavramlardan biri de tevekkül kavramı. Tevekkül ala Allah. Allah üzerine vekalet vermek. Yani Allah'ı vekil edinmek şeklinde kullanılan bu deyim, yapılan ya da yapılacak bir işe Allah'ı vekil gösterme şeklinde anlaşılması gerekirken, aslın görevi, yapması gereken unutuluyor, ihmal ediliyor ve Allah vekil gösterilmek suretiyle hep kabahatlı, kusurlu Allah imiş gibi algılanılmasına sebep olunuyor. İnsanın kendi yapması gereken, kendinin eksiksiz yerine getirmesi gereken herhangi bir işi bizzat kendi, yani asıl olarak kendisinin yapması gerekirken, kendisi gereken ilgiyi göstermeyip, gereken gayreti göstermeyip Allah'ı o işinin yapılacağına dair vekil göstermesi, sanki kendi yerine Allah o işi yapacakmış gibi
Allah'ın kendisine özel bir sözü varmış gibi telakki etmesi ve böyle anlaması çok yanlış anlamalara, sonuç olarak yanlış telakkilere sebep oluyor. Buna meydan vermemesi lazımdır Müslüman. Allah'a gitmek nasıl anlaşılmalı? Bir insan yapacağı bir işi sanki haşa Allah yokmuş ve onun da hiçbir dahli bulunmuyormuşçasına kendi gayretine, kendisinin göstereceği çabaya, kendisinin tevessül edeceği gereğine ihtiyaç olduğunu düşünerek yapmalı. Yani tamamen kendisinin inşa ettiği, kendisinin bina ettiği, kendisinin ikmal ettiği, edeceği düşüncesiyle hareket etmeli. Ondan sonra Allah'ı vekil ittihaz etmeli. Yoksa biz biliyoruz ki Allah bir şeyi kadirdir ve her şeyi yapmaya kadirdir. Bize düşen bir şeyi yapmaya kadirdir ama böyle bir tekeffülü, böyle bir mükellefiyeti yoktur. Bizim bunu yapmamız lazım. Yaptıktan sonra da ona sığınmamız lazım. Ayet-i Kerime'de hatırlayacaksınız, Bedir, Uhud Savaşı'na çıkışla ilgili olduğu söylenen ayette, Medine'li Müslümanlarla tartışmalar olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam savaşmak üzere Mekke'den çıkıp gelen insanları kendi yanındaki insanların savaş kanlığının azlığı yüzünden şehrin içinde, yani Medine'nin içinde karşılamayı, orada onlarla savaşmayı daha uygun görür. Zira yanındaki kimseler öyle Mekkelilerle aşık atacak boyutta muharip, savaşkan, savaşı iyi bilen, maharetli savaşçılar değillerdir. O şehrin kendilerine ait olmasının kendine sağladığı avantajı kullanarak, örneğin bir kadın bir meydanda bir kılıçla muhariple baş edemez. Ama şehrin içerisinde işte aşağıdan geçmekte olan bir muharibin üstüne bir damdan taş atmak suretiyle o muharibi saf dışı edebilir. Bunu meydanda yapamaz ama şehrin içinde yapabilir. Bu avantajdan istifade etmek istiyorken Medine'li delikanlılar, yani durumun vehametini kavramaktan uzak bulunan delikanlılar, vay işte bize korktuğunu dedirteceksin, biz meydana çıkar onları, Uhud'a çıkar, Uhud'a karşılarız, savaşırız, mavaşırız diye razı olmayacağı bir kararı vermeye zorladılar bize gelen bilgilere göre. Deniyor ki,
Peygamber istemeye istemeye onlarla savaş edeceği için mecbur kaldı ve Uhud'a çıkma kararı aldı. O içeride zırhını giyerken, yani şehrin dışında meydan savaşına hazırlanmak için zırhını giyerken, dışarıda ihtiyarlar durumu fark ettiği için daha yaşlı, yaşının başını almış kimseler gençleri sıkıştırmışlar ve sizler bu delikanlılığınızla peygamberi Allah'ın Resulü'nün de Allah'ın da razı olmayacağı bir karar almaya zorladınız. Peygamber çıkınca nedamet duyduğunuzu gösterin ve Allah'ın Resulü'ne bırakın kararı. O nasıl uygun görüyorsa öyle yapsın demişler. Çıktığı zaman da peygambere aynı kişiler, işte ya Resulullah biz yanıldık, biz bilemedik, işte sen bizi affet. Yaşlılar da sen gençlerimizin kusuruna bakma. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. İşte Uhud'a çıkalım, çıkalım filan. Peygamber de artık karar vermiş, ona göre de hazırlanmış, devam ediyor. Gelen ayette de malumunuz onlarla istişare ediyor. Yani etmiş zaten, konuşmuş ama kendisi karar vermiş. İstişare etmek demek, bu insanlar ne diyorsa onu yapmak demek değildir. Sonunda da bir azmettin mi diyor ayet, artık Allah'a tevekkül et. Yani Allah'a vekil gitti Hazret. Bitti iş. İşi bitir çünkü her an. Şimdi şöyle karar ver, biraz sonra değiştir, öbür türlü karar ver, biraz sonra tekrar değiştir. Yani kararsızlık insanı bir yere götürmez. Sonuçta karar verdin mi, yani bir kere de azmettin mi, ayetteki azmetmenin anlamı bu. Artık Allah'a tevekkül et, Allah'a vekil gitti Hazret. Bırak ve sen verdiğin karar istikametinde gereken şeyleri yap. Nitekim Resulullah da öyle yapmış. Ya Müslümanlar işte Allah vekil derlerken günlük lisanımızda Allah bana vekil, sözüme vekil veya yapacağım işe vekil gibi derlerde kullanırlarken bunu söylemekle kalıyor, gereğini asla yapmıyorlar. Yani kendilerine düşeni yapmaları gerekirken bunu hiç yapmıyorlar ve o iş olmadığı zaman vekil edinilen Allah yapmamış gibi bir menfi sonuç çıkıyor ortaya. Kesinlikle Müslümanların Allah'a iftiralarından öteye bir anlam taşınıyor. Bu bakımdan çok dikkatli olması lazım Müslümanların. Yani Allah'ı vekil edinmek, haşa o yokmuş ve hiçbir işin oluşmasında, olmasında, olgunlaşmasında dahli de yokmuş. Yalnızca kişinin kendi gayreti ve yaptıkları varmışçasına o işe kişinin gayret göstermesi, becerisini ortaya koyması. Bu ne kadar, bu boyda bunu yerine getirmesi. Diğer yandan da kendinin ne yaparsa yapsın hiçbir dahli, hiçbir rolü yok ve her şey ancak ve ancak Allah-u Teala'nın dilediği kadar onun buyurduğu gibi olacakmışçasına da ona güvenmek. Yani ikisini de biri diğerinden küçük şekilde bırakmamak, ikisi de aynı boyutta tutmak ancak Allah'a tevekkül etmenin karşılığıdır. Yani böyle yapan kimsenin, buna benzer bunu anlatan bir takım örnekler filan, işte bir adam devesini getirmiş de şundan bırakmış da Resulullah'ın yanına girmiş veya Ömer'in işte o sormuş ne yaptın sen, işte Allah vekil, Allah'a tevekkül ettim yani devemi ona bıraktım. Hani işte onu bir yere bağla da ondan sonra, yani sana düşeni yap da ondan sonra onu vekilli Hazret, ona tevekkül et denmiş. Günlük hayatımızda hemen hemen sokaktaki insanın dahi bildiği, kullandığı şeyleri, örnekleri de hatırlıyorsunuz. Evet. Şehadetle ilgili de genişçe bir yazıyı yine İktibas Dergisi'nin vaktiyle yayınlanmış sayılarında geniş geniş anlatmaya çalışmış idik. Sılahımızda şehadet, Allah uğrunda canını arz eden kimsenin ölümüyle, yani ona sual olunmadan yahut da işte hiçbir ceza verilmeden cennete gideceği yahut Allah'ın razı olduğu bir
işte ve bir şekilde vefat etmiş olması, canından olması sonucu ortaya çıkan durum için kullanıma gelmiş. Bu konuları enine boyuna önce Kur'an'la, daha sonra da bulduğunca sahih sünnetle sağlamasını yapmakta zaruret var. Bugün işi o hale getirmiş durumdalar ki komünistler bile gazetelere ilan vermek suretiyle şehidimiz diye Marksizm uğruna ölmüş Mendel Sol'un elemanının ölümü münasebetiyle dahi şehadet kelimesi gündeme gelebilmektedir. Diğer yandan rejim zaten ölen her resmi görevlisinin trafik kazasında da ölse, bardan gelirken, pavyondan gelirken de ölse, işte bilmem iki bilmem ne memuru, işte bilmem ne şehit oldu diye televizyonunda rahat rahat söyletiyor. Gazeteler de öyle yazıyor birbirine, ödünç kaşıyorlar. Tabii ki eğer cennet Allah'ınsa, tabii ki eğer din gününde hakim olan, din gününün sahibi Allah ise, ki öyle, yani sözün gelişi bir üslup olarak böyle kullanıyoruz, mesela tereddüdümüz var anlamında değil. Elbette ki Allah-u Teala'nın dilediği kişiler, dilediği işleri yapan kişiler şehit olurlar. Yani onların o şekildeki ölümleri Allah razı eder. Yoksa rejimin razı olduğu, rejimin ölümünden razı olduğu kişilerin şehit olacağı, rejimin cenneti varsa onlar da kendi cennetleri için şehit yapsınlar yani. Değil mi? Ama böyle bir şeyleri olmadı. Allah'tan başka hiçbir varlığın cennete, cennet diye bir mekana sahip olmadığını biliyoruz. O bakımdan bunların su-i istimalinin önüne geçmekte, şehadet kavramını da yerli yerince kullanmak suretiyle zaruret var. Maalesef birçok şeyi tahşiş ettikleri gibi, yani gerçek anlamlarından saptırmaya çalıştıkları gibi şehadet kavramı konusunda da özellikle rejim, hatta rejimle alakası ikinci derecede olan solcular, Marksistler, sosyalistler de şehit kavramını çok sık kullanıyorlar. Bir gazeteci de ilk yolunda şehit olabiliyor. Bir apacı da ölünce şehit oluyor. Bir laik cumhuriyeti korumak için koşturan birisi de koştururken ayağa takılıp düşünce şehit oluyor. Yani biz şehit olamaz olduk. Tabii ki bu, yani bir kavram kargaşalığı yaratmak rejimin de işine geliyor. Bunda siyasi rejimler İslam'ı kullanıyor. Halbuki İslam siyasi rejimleri kullanmalı. İslami devletlerde, İslami düzenlerde olması gereken şey bu. Örneğin ta Beni Umeyye zamanında siyasi rejim, yani Umeyye iktidarı, Şam'daki iktidar, İslami ıslahları, İslam'ın kavramlarını kendi lehine kullanır olmuş, genel kamuoyunu kendi lehine çevirmek için İslami kurumları, kavramları suistimal etmişler, suistimal etmişler. Örneğin Cuma da bunlardan birisi. Cuma namazı. Evet, bizim bildiğimiz kadarıyla şehadet Allah rızası için ayette buyurduğu gibi cennet mukabilinde insanların Allah'ını ve mallarını satmaları, alışverişinin sonucu doğan duruma denilir. Ki bu denli bir fedakarlık elbette Allah'ın rızasına uygun davranmayı düşünmeyi gerektirir. Böyle yaparak hayatını kaybedenlerin, şehit kalanların gazi olduğu ile ilgili bu iki deyim geleneksel olarak bugünlere kadar çıkıp gelmiş, herhalde kıyamete kadar da kullanılacak olmalı. Yani Allah'ın kendisinden, yaşamından, artı ölümünden, artı ölmeyip o yolda yaralanmasıyla sonuçlanan durumlarından Allah'ın razı olduğu kimselerin haline
dere gelmiş. Şehadet bunun için kullanılmış. Fıskla fesat birbiriyle hemen hemen akraba iki kavram sayılabilir. Kur'an'da fısk günah karşılığı, yer yer küfür karşılığı kullanılan bir kelime olmuş. Mesela Estağfirullah ve men lem yahkumu bima enzelallahu fe ulaike humul fasikun. Sanıyorum Maide suresi 47. ayet. Değil mi? Ayetin son cümlesidir. Burada daha evvelki iki ayet gibi, yani 44 ve 45. ayetlerde kafirun ve zalimun kullanılıyor. 47. ayette de fasıkun kullanılıyor. Bu cümleler, bu kelimelerin önündeki kelimelerin oluşumuna bakılırsa hemen hemen birbiriyle eş değerde, eş anlamda kullanıldığını görüyoruz desek pek fazla bir söz etmiş olmayız. Fısk genellikle günah karşılığı kullanılmış. Bazı yerlerde mesela küfür de günahtır ya esasında, daha doğrusu günahın daha ağırıdır. O onun için de kullanılıyor. Fakat fıkıhta umumiyetle bize gelen bilgilere bakılırsa hemen hemen her mezhepte fısk haram karşılığı, yani Müslümandan sadır olan günah, küfür değil de günah karşılığı kullanılmış. Müslüman fısk olarak belirtilen şeylerin hepsinden uzak durmak zorundadır. Fısk kaçınılması gereken bir davranışın genel adıdır ki başka isimler de Kur'an'da kullanılmaktadır. Münker gibi, haram gibi. Fıskı bu şekilde telakki etmek ve ondan mutlaka uzak durmak gerekir. Zira Allah-u Teala fasıklara hidayet etmediğini, daha doğrusu hidayet etmediklerinin fasık olduğunu, hidayete tabi olmayanların fısk içinde bulunduğunu, fıskla hidayetin, yani doğru yol üzerinde bulunmakla eğri yol üzerinde bulunmanın biri diğerinin alternatifi olduğunu çeşitli ayetlerde belirtiyor. İnsan doğru yolda değilse başka yoldadır, yani eğri yoldadır. Doğru yol 40 tane değilse, hani şu anda varsayalım işte Frankfurt'a gideceğiz, bir yola girmişiz. Düşündük, taşındık veya bilen birileri bize dedi ki doğru yolda değilsiniz. O zaman da eğri yoldayız. Yani gideceğimiz yere nispetle yolumuz tuttu. Eğri demektir. Yani o yol bizi gitmeyi düşündüğümüz, umduğumuz yere götürmeyecek bir yol demektir. İşte hidayet Allah'ı razı eden yola deniyorsa, doğru yola ki Allah bu adı koymuş, o zaman o yolun dışındaki yollar Allah'ı razı etmeyen yollardır ki fasık, fısk yoludur. Diğeri hidayet yoluyken bu da fısk yoludur. Allah'ın gazabına doğru giden yoldur. Bu kadar açık, yani fıskın, hidayetin alternatifi olduğu, yani haramın tersi farz ise veya farzın tersi haram ise hidayetle fıskın da birbirinin tersi olduğu, Allah'ın yapmayı men yapılmasını men ettiği, işlenmesini men ettiği davranışlar olarak algılamakta hiçbir beis yok. Çünkü Kur'an'ın neresinde fısk deyimi geçiyorsa hemen hemen haram karşılığı olarak geçiyor. Şöyle şöyle yapanlar fasıklardır ve Allah fasık kavimleri, yani yanlış yolda, eğri yolda olan toplulukları doğru yola iletmez. Neden? Onlar doğru eğri yolda olmayı seçmiş ve orada yürüyorlar. Eğri yolda yürüyüp duran ne yapmaz? Doğru yolun götüreceği yere insanı götürmez anlamında anlaşılması gereken ayetler, ifadelerdir. Diğer yandan fesat kelimesi, fesede, yani bozma, bozdu gibi anlamları olan kelime de daha geniş ifadesiyle yeryüzünün bozulması
yeryüzündeki değerlerin bozulması, kavramların bozulması, insanların telakkilerinin bozulması, beşyanın bozulması, giderek giderek bugün daha yaygın halde kullanılan çevrenin bozulması, doğanın bozulmasına kadar, zaten insanın kendisi bozulunca, fesada uğrayınca, midenin fesadına da amel derler, ishal derler, bilirsiniz yani edebi lisanda. Mide fesadına uğradığımın karşılığı ishal oldum demektir. Midem bozuldu demektir. Çünkü bozulan mide doğru dürüst hazım yapmaz. Hazım yapmayınca da yediği vücuda yaramaz. O işlevini yerine getiremez ve yediği gibi de başka türlü çıkarır. Dolayısıyla da kişiye zarar verir. Sağlığı açısından ishal olmak pek yararlı değildir insan için. Fesat genelde böyledir. İster mide fesadı olsun, ister yeryüzünün ifsadı olsun, ister insan telakkilerinin ifsadı bozulması, ister doğanın, ister çevrenin, ister ahlakın, ister ticaretin, ister ekonominin, yani herhangi bir şeyin ifsadı, işin tersine dönmesi olması lazım. Gelenin dışında onun tersine olmaya başlaması demektir ki, yeryüzünün bozulması, müfsidü fil ard suçu vardır Kur'an'da. Yani yeryüzünü ifsad etmek, yeryüzünü bozmak suçu işlemek. Bu nedir? Çok genel bir ifadedir. Yeryüzü nasıl bozulur? Allah-u Teala'nın münker olarak telakki ettiği, bildirdiği şeyleri işlemek suretiyle bozulur. Allah kullarına dürüst olmayı, doğru söz söylemeyi, hak söz söylemeyi emrettiği, hak şekilde davranmayı emrettiği halde bunun tersine hareket edenler yeryüzünü bozarlar. Yeryüzünün bozma suçu işlemiş olurlar. Bundan dolayı da cezalandırılırlar. Yeryüzünü ifsad etmenin adam öldürmekten daha beter bir suç olduğunu yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala anıyor, zikrediyor. Bir münasebetle Kureyşlerle Müslümanlar arasında geçen konuşmalara Allah-u Teala müdahale ediyor ve yeryüzünü ifsad etmek adam öldürmekten beterdir diyor. Aslında bir adam insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi telakki edildiği bir dinde yeryüzünün ifsadının adam öldürmekten yani bütün insanları öldürmeye bedel. Yani yaşıyor, canları var, hayatları devam ediyor ama insanlıkları kalmamış. Tamamen tersine çalışmaya başlamış. Hiçbir değere itibar etmiyor. Hiçbir kıymeti muhafaza etmeyi düşünmüyor şekilde yaşayan insanlar. Yaşamasa daha iyiler yani. Herhalde yaşıyor olmayan, ölen bir insanın her şeyinden kurtulursunuz ama yaşadığı halde toplumu ifsad eden insanlar yaşamlarını ortalığı bozmak için kullanıyorlar demektir ki o zaman bu gerçekten bir insanı öldürmekten daha ağır bir suç telakki edilmeli, bir sonuç oluşturmalı. O sebeple Allah-u Teala böyle söylüyor olsa gerek. Bu suçu batılılar duyduğu zaman ki İran'daki devletin kullandığı yeryüzünü ifsad etme suçundan dolayı idam cezası verdiği veya cezalandırdığını söylediği zaman yazılarında, makalelerinde, kitaplarında filan hiç duymadık böyle bir suç diye. Çünkü ol mahiler derya içindir, deryayı bilmezler sözünün gereği gibi kendileri yeryüzünü ifsad etmekle meşgul oldukları, onun için yaşadıklarından böyle bir suçun farkında bile değiller. Yani faili, işte balıklar denizin içerisinde, deryada ama deniz ondan haberleri yok. Bunlar da öyle telakki ediyor ve şaşırıyorlardı İran'ın böyle bir suçtan insan cezalandırılmasını. İnsani kavramları, İslami kavramları alt üst etmek, dibinden dinamitlemek, bozmak, yeryüzünü ifsad etmek. İfsad işte fesede bozmak yani, bozdu. Kısaca anlamı, Allah bu fiili, yani bozma fiilini çok ağır bir şekilde cezalandırıyor. Gerçekten hoşlanmıyor. Çünkü her şeyin altın üstüne getiriyor insan, bu suret. Bozmak,
her şeyi Allah'ın yarattığı ya da olmasını dilediği şekilden başka bir şekle irca etmeye yönelik bir fiil olduğu için Allah ondan kesinlikle, yani iftihat fiilinden kesinlikle hoşnut olmuyor. Bu yüzden de ifsad edenleri, yeryüzünü bozanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanları ayrıca kesinlikle kınıyor, azarlıyor, şiddetli cezalarla tehdit ediyor ve onlardan razı olmayacağını, onları şiddet bir azab ile, şiddet bir ikab ile, yani şiddetli bir cezanın, şiddetli bir akıbetin onları karşılayacağı tehdidiyle tehdit ediyor. Sabır kelimesi bir ayrı kavram olarak kesinlikle şu bilinmeli ki günlük lisanımızda kullandığımız manasıyla, insanların kullandığı manasıyla suskunluk manasına gelen bir kelime değildir. Zulme rıza göstermek manasına da değildir. Zulme, işkenceye, kötülüğe, ifsada tahammül etme, dayanma anlamına gelen bir kelime de değildir. Sabır, gerekenlerin herhangi bir konuda mutlaka hiç eksiksiz yapılıp sonucu Allah-u Teala'nın takdir edeceğini bilip onu Allah'tan beklemenin, sonuçta benden hasıl olacak dememenin, Allah'tan hasıl olacak sonucu Allah hasıl edecek demenin adıdır. Yoksa birisi sizi dövecek, sabır. Hakaret edecek, sabır. Gözünüzün içine baka baka kavramları ters çevirecek, sabır. Üçkağıtçılık yapacak, sabır. Yani hep suskunluk, suskunluk, suskunluk. Kesinlikle haksızlık karşısında susmanın şeytanlık olduğunu bildiren bir dinin suskunluğu diğer taraftan sabır diye telakki etmesi, öyle algılaması ve Allah'ın kulundan bunları beklemesi asla düşünülmemesi gereken şeyler olmalı. Sabır söylemeye çalıştığımız gibi insanımız eksiğimiz olabilir, tam kavrayamamış oluruz ama her halükarda suskunluk ve yaramaz şeyler karşısında tahammül gösterme demek değildir. Herhangi bir konuda ne olursa olsun kendine düşeni kul olarak son katresine kadar, son zerresine kadar yerine getirmek, sonra da ondan hasıl olacak, ondan doğacak sonucun Allah tarafından hasıl edileceğini bilerek beklemenin anlamıdır. Acele etmemek de sabır anlamında kullanılıyor. Sabırlı ol, acele etme diye, yani biri diğerinin alternatifiymiş gibi. Kimi işler var ki acele etmek vaciptir. Vakt var sayalım, işte biraz sonra güneş batacak, biz de ikindiyi kılmamışız. Aman sabır, 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 acele etme anlamında. Yani o zaman namaz vakti geçsin, sen de ikindide kalsın anlamına geliyor. İnsan daha anlatmaya başlarken gülüyor. Bu anlamda değildir. Yani kimi işler vardır ki acele yapılması gerekir. Onun yapılması öyle iktiza ediyordur. Muktezası öyledir. Dolayısıyla onu vaktinde yapmanız sabırsız davranmanız anlamında değildir. Örneğin sabır karşılığı da kullanıldığını, yani sabrın bekleme, suskunluk anlamına karşılığı olarak kullanıldığını da görüyoruz yer yer. Mesela bir kimse herhangi bir başkası tarafından hakarete maruz kalırsa, darba maruz kalırsa, başka herhangi bir şekilde bir karşıya gelmemesi gereken bir işle karşı karşıya getirilir ise, düşünmeden, muhakeme etmeden hemen tepki olarak ona cevap verilmemesi gerektiğini söylemek bir noktada sabırla eş anlamlı sayılabilir. Ama
hiçbir şekilde bir şey yapılmayacak, hiçbir şekilde ona cevap verilmeyecek anlamına gelmez. O anlamı mutazamın değildir. Elbette kimi yerde sabır bekleme, kimi yerde sabır tahammül, dayanma, yüklenme, kimi yerde sabır acele etmeme, kimi yerde suskunluk anlamına gelebilir. Fakat mutlak anlamı herhangi bir konuda, hangi konu ise sabır göstermemiz gereken konu, herhangi bir konuda bize düşeni kul olarak son zerresine kadar yerine getirmek ve hasıl olmasını umduğumuz için öyle yaptığımız o fiilin sonucunun Allah tarafından ortaya çıkarılacağının beklenilmesi manasına gelmektedir. Gıybetin ise insanların gıyabında, yani arkasında, kendileri görmüyorken, kendileri işitmiyorken eleştirilmesi, doğru veya eğri, genel olarak söylüyorum, şekilde konuşulması şeklinde anlaşıldığını biliyoruz. Doğru konuş, eğri konuşulmanın, yani olmayan şeyleri insanlar hakkında söylemenin ilk bakışta genel adı gıybet olarak görülüyor ise de bunun daha özel bir adı olduğu iftira diye isimlendirildiğini biliyoruz. İftira aslen bulunmadığı halde olmayan bir şeyi kişiye isnat etmenin, kişiye izafe etmenin adına deniyorken, gıybetin olduğu halde söylenen şeyler ama onun işitenin hoşuna gitmeyecek şeyler olarak tanımlandığını biliyoruz. Bu konu da yine yerine oturmuş bir kavramın ifadesi olmaktan maalesef günlük hayatımızda epeyce uzak görünüyor. Zira herhangi bir kimse yanında bulunan, yanınızda bulunan kimse değil de yanınızda bulunmayan bir kimse hakkında en ufak bir şey de söylese bunun gıybet olarak algılanılması ve ondan dolayı insanın kötü bir akıbetle sonla karşılaşacağının tehdidi altında bırakılması çoğu kez yanlış anlamalara sebep oluyor. İnsanlarda kusur aramanın esas itibariyle İslam tarafından tecviz edilmediğini biliyoruz. Kusur arandığında kendisinde kusur bulunamayacak insan bulunmadığını da biliyoruz. Kusursuz tek varlığın Allah olduğunu da biliyoruz kesin kes. Allah'ın dışında kusursuz herhangi bir varlık yok. Çünkü kusursuzluk Allah'ın sıfatlarından, onun vasıflarından bir vasıf olarak Müslümanların ıstılahında yer etmiştir. Ama insanların iddia sahibi olmayanlarının, insanların içinden çıkıp insanların önüne düşmeyenlerinin ve halleriyle, yaptıkları yanlışlarıyla da olsa insanları ifsad etme ihtimalinin fevkalade zayıflığının kusurlarından bahsetmenin elbette ki gıybetlerinde, yani arkalarından diyelim, onların haberi olmadığı halde bunları söylemenin, işittiklerinde bunları onların hoşuna gitmeyecek şeyler olmaları doğru değildir. Yani bunları yapmak hoş değildir. Çünkü bunu yapan insan eğer bir gerekçesi yoksa, geçerli bir gerekçesi yoksa düpedüz o şahsı, o kimseyi diğer insanların gözünden kusurlarını söylemek, eksiklerini sıralamak suretiyle küçük düşürmeye yöneliyor demektir. Doğrusu kimi insanlar vardır ki konumları itibariyle mutlaka küçük düşürücü işlerinin bilinmesinde zaruret vardır, hayati zaruret vardır. Örneğin milletin başına geçmiş, ara sıra Cenab-ı Allah demekten,
eline geçirdiği fotoğrafıyla cumaları camiye gitmekten öteye tövbe estağfurullah, hiç İslam tarağında bezi bulunmayan bir Süleyman Demirel'in yüzüne karşı yapabilirseniz çok daha iyi ve çok daha fazla prim yapar, sevap yapar. Arkasından önünden Allah'ın kullarını ona karşı uyarmanız, onun peşine gitmekten alıkoymaya çalışmanız, bunun için onun eksiklerini